Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Geçen pazar bir dinleyici sorusunda Amerika Havaalanı'nda green card çıktığı için orada 2 ay kalıp iş araştıracağını söylediği için vizesi iptal olduğunu söylemişti bir takipçi. Zaten vize için 6 ay hakkı yok mu? Green card çıktığı için Amerika'da istediği kadar kalamaz mı diye bu soru geliyor. Şunu söyleyebiliriz bu noktada. Orada oluşan durum şuydu, önemli olan nokta. Evet, doğru söylüyorsunuz. Amerika'ya gelen bir kişi günlükte eğer ülkeye girebilme hakkını elde ederse görevliler ona 6 aya kadar kalabilme hakkı sağlıyorlar. Şimdi böyle bir hakkı vardır demek yanlış olur. Böyle bir hakka izin veriliyor diyelim ya da günlük görevlileri böyle bir hakkı veriyorlar diyelim ve bunu vermek zorunda değiller. 2 ayda yapabilirler, 1 ayda hiç vermeyebilirler, geri gönderebilirler. Bu tip yetkileri maalesef gümrükteki görevlilerin var Amerika'ya giriş sırasında. Dolayısıyla buradaki şunu söyleyebilirim. Kendisi green card çıktığı için Amerika'da ne kadar kalabilir mi durumu ayrı bir şey. O örnekteki dinleyicimizin durumu şuydu. Kendisi eşine yeşil kart çıkmıştı. Daha yeşil kart çalışmalarını bekliyorlardı. Ve kendisi de ben dur bu arada Amerika'ya gideyim, işte bir iş imkanlarına bakayım diye geliş yapıyor. Ve giriş girerken de kapıda bunu görevlilere söylüyor. Ve ben diyor eşime green card çıktı, ha ben iş bulma amacıyla geldim. Tabi bu durumda görevliler kendisinin buraya gezme amacıyla değil, çalışma amacıyla geldiğini düşünerek vizesini iptal geri gönderip eşinle beraber yeşil kartla gelebilirsin diye kendisine bilgi vermiş oluyorlar. Dolayısıyla sizin turist vizesine sahip olmanız Amerika'ya girebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ya da girdiğinizde 6 ay kalabilme hakkı alacağınızda kesinlik sağlamıyor. Bugünlükte girerkenki görevlinin takdir yetkisine bağlı olarak gelişen bir durum oluyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.